Elveda bebeğim. Bu dünyayı terk etmek için çok gençtin. Zavallı kızım. Ne trajedi ama. Tutuklusunuz. Yanlış anlaşılma oldu sanırım. Evet, biliyorum. Oldukça garip. Ama başka seçeneğim yoktu. Size her şeyin nasıl gerçekleştiğini anlatacağım. Sınav sonuçlarınız. Harika. Ah, evet. Çok gerginim. Dünyanın en önemli sınavı. Olamaz. Çok düşük almışım. Haberi aileme nasıl verebilirim? Bir fikrim var. Ailenin dikkatini düşük notundan uzaklaştır ve kalbin kırıldığı için ölmüş gibi davran. Vay canına. Bu kesinlikle dikkatlerini dağıtacak. Hadi işe koyulalım. Her şeyden önce etkileyici bir poz seçmem gerekiyor. Şöyle uzansam... Hayır, çok doğal değil. Bu daha iyi. Ha, buna kanmazlar. Peki ya... Ya da bu? Hiç iyi bir şey değil bu. Bir trajedi canlandıracağım. Bebeğim, biz geldik. Gösteri başlasın. Meltem, canım benim. İyi misin? Uyanmıyor. Nabzı normal. Tatlım, bak. Ha? Anladım. Bu yüzden rol yapıyor. Kanmış gibi şakasına ayak uyduralım. Olamaz. Ne oluyor şimdi? Meltem. Bunu nasıl atlatabiliriz biz? İşe yaradı. Kızımızı hala kurtarabiliriz. Hadi. Ne yapıyorlar? İşte oldu. Burada daha rahat edeceksin. Ne oluyor ya? Açıklayabilirim. Kızımız bizi kandırmaya karar vermiş. Yardım edin. Çocuklar, neler oluyor? Ama onun aklını hemen başına getirebilirim. Bir iğneyle başlayalım. Kesinlikle yardımcı olacak. Of! Hayır, hayır! Bekleyin, daha iyi bir fikrim var. Elektroşok tedavisi. Hadi başlayalım. Hayır doktor, olamaz. Bu çok fazla. Sadece bir kez olacak. Sanırım yapacağız. Neye hayır dediğiniz hakkında hiçbir fikriniz yok. Bu en iyi fikir değildi tabii ki de. Hey, beni geride bıraktınız. İşte plaj. Sence bu plan işe yarayacak mı? Meltem, en sevdiğin ördek de burada. Güneş tam tepede. Hadi gölgeye geçelim. Tatlım, güneşte yanmamamız için şemsiye getirdim. Geriye kalan tek şeyi beklemek. Meltem, sıcak güneşe fazla dayanamayacak. Huyunu bırakacak. Ya bunlar beni kızartmaya falan mı çalışıyorlar? Hayır, ben kolay pes etmeyeceğim. Birisi tehlikeli sanırım. Acil yardıma ihtiyaç var. Olamaz. Ne yaptın sen? Yardım ediyordum. Mesele şu ki kızımız gerçekten bronzlaşmak istiyor. Bu yüzden bütün gün güneşin altında. Ha, anladım. Aslında bu biraz garip ama... Sanırım gitmemiz lazım. Vay canına, bu yeni müze sergisi tamamen dudak uçuklatıcı. Her bir parçayı görmemiz lazım. Meltem, sen bizi burada bekle. Tatlım, sessiz ol. Arkanda. Ha? Bir kask mı? Planını şimdi anlıyorum. Meltem, artık sen bir şövalyesin. Olamaz. Şu güzelliğe bak. Ne muhteşem bir kolye. Ben de çok doğal dururdu, değil mi? Tatlım, senin kolyen çok daha iyi. Dikkatli ol. Kırılgan parçalar geliyor. Bu da ne? Kafam karıştı. Nasıl oluyor da 3 tane var? Çocuklar, hangi maskeli bizim kızımız? Durumlara yazın. Bunlar Meltem'in en sevdiği hamburgerler. Bu işe yaraması lazım artık. Garson. Bu hiç adil değil. Teşekkürler. İşte geliyor. Kendine hakim olamayacak. Dünyanın en iyi hamburgerlerinden alacağız. 2 tane. Nefis.
Ne gün ama. Garson, her zamankinden. Zamanım var. İşte burada. Bir süper hamburger sana. Ve bir süper burger de bana. Teşekkürler. Çok güzel kokuyorlar. Nefis. Vay canına. Meltem'in bu hamburgerler için deli olmasına şaşmamalı. Tadına bakamaması tabii çok kötü oldu. Lezzeti bir harika. Gözlerime inanamıyorum. Merkez, tüm ekipler pozisyon alsın. Gitmemiz lazım. Donatları neredeyse unutuyordum. Müthiş. Eğlenceli bir şeyler izleyelim mi? Aa, canım benim. Bir zombi canlanıyor. İyi fikir. Bunlar ciddi mi ya? Hadi başlayalım. Çok derine inmeyeceğim. Bu yeterli olacak. Meltem burada. Ağlamayı unutma. Elveda bebeğim. Bu dünyayı terk etmek için çok gençsin. Zavallı kızım. Ne trajedi ama. Kesinlikle beni gömmeye çalışmayacaklardır, değil mi? Sen bizim en iyi evladımızdın. Onlar gerçekten benim ailem mi ya? Mezar taşını unuttun. Durun. Tutuklusunuz. Burada ne yapıyorsunuz? İzinsiz bir cenaze töreni mi bu? Memur bey, açıklayabiliriz. Bekleyin. Bir yanlış anlaşılma oldu. Eyvah. Hadi buradan gidelim. Al işte. Şimdi ekstra derslerle cezalıyım. Kızlar, üzgünüm. Sınavları karıştırmışım. Şimdi doğru oldu. Vay canına. Aa, artı mı almışım? Hayır ya. Ailem beni evden kovdu. Lütfen, lütfen bana yardımcı olun. Ben Memur Aiden. Sana ne oldu böyle? Sorman ne kadar güzel. Sana her şeyi anlatacağım. Her şey aileme şakalar yapmamla başladı. Meltem. Meltem. Babamın hayatına renk katmak için biraz boya. Alo. Bir saniye. Meltem. Bu çizgiyi aştı Meltem. Bütün bu stres babanın seyirmesine neden oluyor. Onu bırakmalısın artık. Yoksa sonuçlarına katlanırsın. Anladın mı? Başka şaka yok. Bu haksızlık. Haklarım ihlal edildi. Şaka koleksiyonum tam bir başyapıt. Artık hepsi unutulacak. Peki ya yılın en büyük şakası? Annemin doğum gününe özel. Oo, dahice ve muhteşem olmalı. Bunun için bir Oscar alabilirim. Annem şakalarımı veto mu etmiş? Ama çok eğlenceli olacak. Karar verildi. Aileme son bir şaka yapacağım. Tamam, işte en büyük şaka için hazırlık geliyor. İlk olarak bir sürü tuvalet kağıdı. Hem de bir sürü. Hangi oda spreyi daha iyi? Bir gün bir anket yapmalıyım. Peki gündemde neler var? Liderlik. Bunu bir okuyayım. Tuvalet kağıdı nerede? Olamaz. Meltem. Meltem. Al bakalım baba. Teşekkürler tatlım.
Bunun bir şaka olmadığından emin misin? Kesin mi? Değil gibi görünüyor. Bu evde dikkatli olmak lazım. Tamam. Yardım ettiğin için çok teşekkürler. Muhteşem. En ekstrem havai fişeklere ihtiyacım var. Sepete ekle. Kim o? Sen bir yabancısın. Kızınız için çok tehlikeli bir patlıcan sipariş getirdim. Ha, ne kadar tatlı. İçeriye gelin. Hemen gelir şimdi. İçecek bir şeyler ister miydiniz? Afiyet olsun. Fena değil. Merhaba, siparişimi mi getirdiniz? Teşekkürler. Meltem'imiz çok yaratıcı bir kişiliğe sahiptir. Bir sonraki adım yapay bir kolu hazırlamak. Of, çok uğraş gerektiriyor. Ne yapıyorsun bakalım tatlım? Doğum günü hediyeni yapıyorum. Aa, hediye mi? Öyleyse bakmayacağım. Sürprizi kaçmasın. Oo, saf bir inek. Şaka için yalvarıyor. Klasik bir şaka. Parayı kap inek. Oo, $100. Çok şanslıyım. Hey dur. Hadi ama. Bana gel. Bekle. Ne? Ha? Hangimiz daha iyi bir şakacıymışız? Çocuklar, hangisinin paramı aldığını gördünüz mü? Kız mı, inek mi? Yorumlara yazın. Büyük gün geldi. Annenin doğum günü. Parti için her şey hazır. Çok tatlı. Konuklar geldi. Partiye hoş geldiniz. Mutlu yıllar Nida. Oo, çok düşüncelisiniz. Hediyeleri çok severim. Anne, çiçeklerini bir vazoya koyayım. Ayrıca daha canlı bir hava vermesi için onları biraz renklendireceğim. Oo, çiçekler çok güzel kokuyor. Hapşun! Tolga, yardıma ihtiyacım var. Tabii canım benim. Vantilatörü getirdim. Şakanın ikinci kısmı. Etkinleştirildi. Ah, Meltem, değerli misafirlerimiz, bu yanlış anlaşılmayı peçete olarak kullanabilirsiniz. Gidip pastayı alacağım. Pekala, her şey yolunda. Çakma olan var mı? Şimdi bir dilek tutacağım. Eyvah! Pastam ve partim. Herkes iyi mi? Kolum! Sakin olun. Bu sahte bir kol. Gördünüz mü? Size bir şaka yaptım. Bundan bıktım. Bu bardağı taşıran son damlaydı. Ailemizden kovuldum. Evden çık. Güle güle. Umurumda değil. Sizsiz daha iyi durumdayım. Sadece gerekli eşyalarımı alacağım. Aa, eşyalarım bohçaya sığmayacak. Umutsuz vaka. Hey çocuklar, siz giderken ne alırdınız? Bir kitap mı? Bolca nakit para mı? Yoksa altın mı? Yorumlara yazın. İşte bu. Eşyalarımın hepsi toplandı. Ve gitmeye hazırım. Elveda ebeveynler. Hay aksi. Eşyalarımı geride bıraktım. Bunu bize nasıl yapabilir? Asla geri gelme. Buraya gel nakliyeci. Ah, bu benim kaldıramayacağım kadar çok zor. Peki şimdi ne yapacağım? Bir işe ihtiyacım var. Oo, şimdi bana bir işaret mi bu? Bir dadı işi. Bana uyar. İşte bu muhteşem bir şakaydı. Babamın öfkeli yüzünü görmeliydiniz. Müthişti.
Çocuklarımıza kötü örnek oluyorsunuz dadı. Onların tüm bu şakaları kim öğretti? Kovuldunuz. Hay aksi, çok üzgünüm. Hey serseri, buraya gel. Arabamı yıka. Biraz terbiyeye ne dersin? Hey, arabanı yıkadım. Onu tanıyamayacaksın bile. Ne? Pembe mi? Buranın en iyi garsonu olacağım ve bir ton para kazanacağım. Garson, buraya gelebilir misiniz? Bir dakika. Bir hamam böceği koymak için ölüyorum. Hayır Meltem, şakalarla işim bitti. Unuttun mu? Bundan böyle sen en iyi garsonsun. Buyurun, menümüz. Tamam, bu yemekten istiyorum. Oo, patron. Bütün gün çok çalıştım. Maaşım nerede? Ne? Bu kadar mı? İstifa ediyorum. İşte böyle sokaklara düştüm. Bu çılgınca. Hay aksi. Hey, benim hatam. Eski alışkanlık. Ayağa kalk. Biliyor musun? Ailene gitmeli ve üzgün olduğunu söylemelisin. Seni affedecekler. Ne? Hayır, bunu yapmam. Asla olmaz. Seni affetmeleri için yalvarıyor olman lazım. İşte o kadar. Hadi git. Çok şükür. İyi ki bir çocuğum yok. Meltem mi? Şarkıcı Meltem. Buradan gitmeliyiz bebeğim. Bu kadar yeter. Meltem mi? Şarkıcı Meltem. Buradan gitmeliyiz bebeğim. Tam bir kabus. Anne, baba, neredesiniz? Olamaz. Ortadan kaybolmuşlar. Ailemi nerede arayacağım? Oo, buldum. Annem her zaman etrafa attığım eşyalarımı alır. Onu böyle çekebilirim. Bak anne, üstüm yerde duruyor. Ve tişörtüm de. Eteğim de öyle. Oo, bu aptal kız eşyalarını öylece veriyor. Çok şanslıyım. Ah, kıyafetlerim bitti. Pekala. İnsan annesini bulmak için ne çılgınca şeyler yapar. Hadi anne, buraya gel. Daha fazla kıyafet. Harika. İmdat, biri yardım etsin. Affedersiniz, ailemi gördünüz mü? Hayır, görmedik. Ailemi görmüş olabilir misiniz? Üzgünüm ama hayır. Annem ve babamı gördünüz mü? Hayır, çok korkunç. Hey, nereye gidiyorsun? Bir dakika. Ailem neden kel? Ve burada tek kaşları var. Bu çok tuhaf. Çocuklar, sizce hangi eskiz aileme daha çok benziyor? Cevaplarınızı yorumlara yazın. Hey, bizi mi arıyorsun? Olamaz. Bu ne garip. Bu bizim fotoğrafımız. O çılgın kız neden sizi arıyordu? Boş ver. Hadi gelin, tek kaşlı ailem. Şimdi ailemi nerede arayacağım? Artık evsiz bir yetimim. Ne? Bu bir şaka mı? Sürpriz. Kandın mı tatlım? Anne, baba, öyle davrandığım için çok özür dilerim. Çok utanıyorum. Bu geçmişte kaldı. Komşularımıza şaka yapmaya ne dersin? Kulağa harika geliyor. Biz şakacı bir aileyiz. Aptal oyun. Çok gerginsin.
Günaydın. Kahvaltı hazırladım. Meltem, tatlım, aç mısın? Ah. Ben yiyeceğim. Teşekkürler anne. Meltem, biraz yemek ye. Bunu yemeyeceğim. Sadece cips yemek istiyorum. Pes ediyorum. Bana daha çok kalır. Bu Tolga. Oh. Selam, nasılsın? Demek bu Tolga. Selam. Anne, tek yaptığın hayatımı mahvetmek. Gitmem lazım. Tatlım, tatilimizi birlikte geçireceğimizi düşünüyorum. Birlikte mi? Buna imkan yok. Bıktım senden. Bu çok kaba ama. Umrunda değil. Sahilde uzanmak ve rahatlamak harika hissettiriyor. Artık uyumak yok. Antrenmanına başla. Beni takip et. Koş. Meltem, kıpırda. Sol, sağ. Ayak uydur, hadi. Yeter. Bunu artık yapamıyorum. Zavallı şey. Atla, seni taşıyayım. Meltem, başardın. Aferin. Koşu bitti. Neredeyse bitirdik. Hayır. Bu boş. Birisi parasını unutmuş. Benim daha çok ihtiyacım var. Anlıyorum. Meltem, buraya gel. Hay aksi. Anne, bu para senin mi? Sadece teslim etmek istedim de. Çok geç Meltem. Çaldığın için cezalandırılacaksın. Of, olamaz. Judy. Cezan temizlik yapmak. Tamam. Başardım. İşe yaradı. Koluma dövme yaptırmak istiyorum. Bu tam istediğim gibi. Merhaba. Şundan olabilir mi? Merhaba. Anne? Neydi o? Burada. Bu oldukça pahalı olacak. Fiyatlar arttı. Ama tüm param bu. Tamam olur, bu işte olur. Hadi işe koyalım. Çok seveceksin. Daha ne kadar sürecek? Bitti. Nasıl? Ne? Bu eskize hiç benzemiyor. Sıradaki müşteri bekliyor. Hadi hadi naş. Kalkma zamanı. Bu bir not mu? Eve geç geleceğim. Annen. Harika. Selam. Bir parti veriyorum. Gelsene. Bugün parti veriyoruz. Görüşürüz. Ve unutma, seni partiye davet ediyorum. Parti çok sıkıcı. Ben neden buradayım ki? En azından cips varmış. Kızlar, hadi eğlenelim. Tabii ya, müziğe ihtiyacımız var. Bu müzik sadece durumu daha da kötüleştirdi. Tam bir aptallık. Hadi eğlenelim. Hadi millet. Ne? Gerçekten mi? Ben gidiyorum.
Sabah mı oldu? Haberler ne? F almışsın. Ne olmuş? Ha? Anne. Hadi derse başlayalım. Ne dersi? Önce kahvaltı yapacağım. Bu bir kitap mı? Mısır gevreği nerede? En azından hala biraz süt var. Bu bir kalem kutusu mu? Anne! Buraya ne yaptın böyle? İşte bugünkü programın matematik, özel ders, okuma, coğrafya. Hayal kurmaya devam et. Tamam. Judy, videoyu aç. Meltem okulda başarısız olmazsan oyunun yok olacak. Blöf yapıyorsun. Vur! Hayır, durun! Elimden geleni yapacağım. Doğru karar. Yaşasın. Çok mutluyum. Sırada ne var? Buldum. Cipsler her zaman iyi bir fikirdir. Bekle. Yasaları çiğniyorsun. Bu evde cips yasak. Ne? Onlara dokunmadım bile. Bu olayı çözmek üzereyiz. Parmak izleri yalan söylemez. Biliyordum. Bu bir kanıt. Parmak izleri benim değil. Hepsi güvenlik kamerasında kayıtlı. Üzgünüm. Annem ısrar etti. Artık cips yok. Seviyeyi geçeceğim. Kıpırdama. Bir saldırıya hazır ol. Of anne, kes şunu. Ben yağmurdan korkmuyorum. Bu dayanılmaz. Pekala, pes ediyorum. Harika, çiçekleri sula o zaman. Annemde bir sorun var. Judy, banyodan çık. Çıktım. Ah, Meltem, yanağında kocaman bir sivilce var. Ne? Olamaz. Bu bir felaket. İç huzur. Anne. 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 Anne, ondan kurtulmama yardım et lütfen. Bu losyon sana hemen yardımcı olacak. Vay canına. Bu zihin gücü mü? Hayır. Bu sadece Misina'nın gücü. Hay aksi. Onu bana ver. Boğuluyorum. Bu annem mi? Ne çılgın bir rüya. Tuvalete gitmem lazım. Anne, orada mısın? Kapıyı aç. Anne. Orada uyuyor mu kaldın? Yeter artık. İçeriye girmem lazım. Merhaba tatlım. Kuyruğum hakkında ne düşünüyorsun? Bu bir rüya değilmiş. Onun sorunu ne? Judy, her şey yoluna girecek. Bu da ne? Meltem, bütün evi temizledin mi? Anne, kardeşim, çok üzgünüm. Sen gelmiş geçmiş en iyi annesin. Tom, hadi gel içeriye.